Sigara konusunda benim inancım bellidir. Sigaranın haram olduğu konusunda herhangi bir şekilde tereddüdü dahi olamaz bir Müslümanın. Allah Subhanahu ve Teala kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken Allah Subhanahu ve Teala diyor ki o size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri ise haram kılar diyor. Şimdi Allah rızası için bugün sigaranın temizliği konusunda konuşabileceğimiz ne var? Pisliği konusunda konuşabileceğimiz ne var? Elbette pisliği konusunda konuşabileceğimiz birçok şey var ki dünya onun pisliğini tanımış. Dünyanın pislik olarak tanıdığı acaba kaç şey var? Biraz hatırlarsak İslam'da kendimizi öldürmek diye bir şey yoktur. Sigara her geçen gün kendinizi öldürmenize neden olacak bir maddedir. Farklı farklı hastalıklara girebileceğinizi ve sonunda da ölebileceğinizi söyleyecek, gösterecek paketlerde satılan bir zehirdir. Bunun tutup da haramlığı konusunda halen tereddüt edecek insanlar varsa Allah Subhanahu ve Teala onları ıslah etsin diyoruz. Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki saçıp savurarak şeytanın kardeşleri olmayın. Yani israf edip de şeytanla kardeşlik yapmayın diyor. Allah rızası için birisi bana sigaranın ihtiyaç olduğunu söyleyebilir mi? Birisi bana sigara olmazsa ölürüm diyebilir mi? Yani sigaranın hayatında olmadığı takdirde sağlık sorunları yaşayacağından maddi manevi olarak sorunlar yaşayacağını söyleyebilir mi? Sigara tamamen ve tamamen bir israftır. Ve Allah Subhanahu ve Teala diyor ki yiyin, için lakin israf etmeyin. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bize verdiği rızıklar öyle bedavadan vermiyor. Onun hesabını vereceğiz. Sana verdiği mülk senin için bir imtihan konusudur. Sen onu doğru düzgün bir şekilde kullanırsan Allah Subhanahu ve Teala bu konu hakkında seni güzel bir şekilde mükafatlandırır. Ha sen bunu kötü bir şekilde kullanırsan Allah Subhanahu ve Teala da seni hak ettiğin bir şekilde cezalandırır. Allah rızası için tağutları karşısına alan bir insan eğer çok samimiyse küçücük bir paketi de karşısına alsın ve onu terk etsin. Böylesi boş şeylerle uğraşıp kendisiyle beraber çevresindeki insanları da zehirlemesin, rahatsızlık vermesin. Bir Müslümanın böylesi saçma sapan şeylerle uğraşacak vakti olamaz. Bugün sigara içen insanlar boşu boşuna İsrail'in kahrolması için dua etmesin. Boşu boşuna Amerika'nın kahrolması için dua etmesin. İçtiğiniz her dal sigarada Amerika'ya bir mermi gönderiyorsunuz, İsrail'e bir mermi gönderiyorsunuz. Onlara bir fayda sağlıyorsunuz. Sizlerin cebinizden İsrail Amerika'sı tağutlar bu şekilde sizlerin cebinizden paranızı çalıyor. Ve sizler bunu gönül rahatlığıyla veriyorsunuz. Sizler o sigarayı güzel bir şekilde keyifle içtiğinizde anlayın ki bir yerlerde bir mazlum ölüyor, bir yerlerde bir mazluma zalimler zulmediyor. Hani Müslümandık? Hani zulme karşıydık? Hani zalimin karşısındaydık? Hani zalimlerin önünde engeldik? Hani zalimlere karşı mücadele edecektik? Nerede? Bir tane sigaraya müptela olmuş, bir sigaraya bağlı kalmış adamdan dava adamlığı beklenemez. Bir sigarayı hayatının dışarısına itmeyen adamdan dava adamı olmak beklenilemez. Bir paket sigaradan dahi vazgeçemiyor ise Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde bu sigarayı bırakma konusunda çektiği sıkıntıdan daha büyük sıkıntılara nasıl göğüs gelecek? Nasıl dayanacak? Nasıl sabredecek? Allah Subhanahu ve Teala israf edenleri sevmediğini kitabında belirtiyor. Sen nasıl olur da halen ve halen her gün her gün israf etmeye devam edersin? O senin sigara için harcadığın parayı bir tane fakire, bir tane ihtiyaç sahibine vermiş olsan Allah Subhanahu ve Teala'nın sevgisini celbedeceksin. Rızasını kazanacaksın ama sen her geçen gün Allah'ın gazabını üzerine çekiyorsun. Allah'ın öfkesini üzerine çekiyorsun. Bundan da kork. Çünkü sen Rabbini yücelttiğini söylüyorsun. Yücelttiğini, alçaltmadığını söylüyorsun. O ki yücelttiysen onun yüceliğine yakışır bir şekilde ona kulluk yap. Onun yüceliğine yakışır bir şekilde ondan kork. Bugün Müslümanım deyip de boş dizilere müptela olan, boş dizilerin fanatiği olan, boş dizilerin peşinden giden insanlar, hayatında hiç Kur'an'ı okumayıp bitirmeyen insanlar, eğer o telefonunuzda halen oyunlar var ise oturun da kendi derdinize yanın. Oturun da kendi halinize yanın. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'nın katında nasıl değer sahibi olabilirsiniz? Nasıl nefsimize zulmetmediğimizi söyleyeceğiz? Sabahtan akşama kadar oyun oynayan ama o telefonunda ilmi bir kitap olmayan, Kur'an olmayan, sünnet olmayan bir telefonun içerisinde oyun olduğu halde kendisine Müslümanım diyen insan kendisini otursun da bir sorgulasın. Bu nasıl bir Müslümanlık? Bu nasıl bir Müslümanlık ki kendi hayatında Allah Subhanahu ve Teala'nın en değer verdiği şeyler yok ama Allah Subhanahu ve Teala'nın hiçbir şekilde boş dediği, değer vermeyin dediği şeyler hayatında var. Allah rızası için bir kendimize gelip bir nefsimize bunu soralım. Vallahi bizim zamanımız çok değerli. Bizler bu zamanı Allah Subhanahu ve Teala'nın dini için harcamamız gerekli. Böyle bizim müşrik insanlar gibi, münafık insanlar gibi oturup da böyle oyunlara, böyle saçma sapan şeyler ayıracak zamanımız yok. Bizler bu topluma daveti halen götürememiş, halen aciz kalmış insanlarız. Halen ilmi konularda, birçok konularda eksik olan insanlarız. Oturup bu ilmi konularda kendi eksikliklerimizi gidermemiz gerekirken boş oyunlarla oynuyor isek Allah Subhanahu ve Teala'dan gelecek azabı bir oturup da düşünelim. Allah Subhanahu ve Teala bizim yanımıza bunları bırakmaz. Eğer bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini eğer yeterli
yeterince değer vermiyor isek, Allah da kendi dinine değer vermeyenlere değer vermez ve o kişiler bu halde devam ettiği sürece de Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden yavaş yavaş uzaklaşır. Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden uzaklaşan şeytana yakınlaşır, şeytana sırtını dayar. Allah Subhanahu ve Teala bizleri şeytana yakınlaşan insanlardan eylemesin. Allah Subhanahu ve Teala'nın azabı bütün insan ve cin şeytanların üzerine olsun ki bizleri de onlarla kardeş etmesin ve Allah Subhanahu ve Teala bizleri dininden ayırmasın. Allah kalplerimizi dini üzere, İslam üzere kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.